Merhaba arkadaşlar, Ustam Tatlı'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kolay, mantarlı, bol soğanlı, güzel bir tavuk yağını yapacağız. Böyle bir avuç kadar mantarım var, bir tane büyük soğanım var, soğan önemli. 4-5 kaşık domates, rendem var. Yarım kilo kadar da, 500 gram kadar da tavuk açılmış butum var. Bir tane de içerisine biber katacağım ve baharatlarımızı da güzelce yapacağız. Haydi başlayalım. Evet, biber ve mantarlarımızı şöyle soteledik, güzelce doğrayalım. Şöyle ufak ufak doğruyoruz. Son olarak da soğanımızı güzel güzel doğrayalım. Şöyle ikiye bölüp şu ufakta doğrayalım. Şöyle. Çok küçük değil. Dörde bölüp güzel güzel doğrayalım. Önceki tavamızın altını güzelce yapıyoruz. Ve tavayı güzelce kızdırıyoruz. Şimdi tavuklarımızı kızdıktan sonra güzelce ters yüz yapacağız ve güzelce pişireceğiz. Evet, etlerimizi kızarttığımız tavamıza alıyoruz. Bu coz diye ses gelecek. Zaten şimdi çekecek etler, ufalacak. Benim 4 parça etim vardı. 4 parçayı da böyle koydum. Buttan yaptım ki daha lezzetli olsun diye. Evet, güzelce çeviriyoruz. Bir dakikada bu hale geldi. 2-3 dakikada zaten istediğimiz kıvama gelecek. Tavuklarımızı böyle önden bir 5 dakikada pişirdik. Şimdi bunları alıyorum. Aynı tencerem ya da tavamın içerisine soğanlarımı, mantarlarımı ve biberlerimi ne yapıyorum? Kavurmaya başlıyorum. Evet, soğanımı güzelce içine ekledim. İçerisine şimdi ne yapıyorum? Biraz sıvı yağ ekliyorum. Şöyle. Yarım çay bardak kadar eklerseniz yeterli olacaktır. Evet. Soğanımı 3-4 dakikada kavuruyorum. Şimdi içerisine ne yapacağım? Bir tane doğradığım biberle bir diş sarımsağımı içerisine ekliyorum. Onlarla birlikte güzelce kavurmaya. Evet, şimdi mantarlarımızı gönderiyoruz. Mantarlarımızı güzelce kavuralım. Zaten birazdan mantar da kendini salacak, ufalacak. Daha sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz ve tavuklarımızı ekleyeceğiz. Üstünü kapatacağız. Şimdi bu aşamada baharatlarımızı koyalım. Bir çay kaşığından biraz az. Ne koyduk? Karabiber koyduk. Yine bir çay kaşığı kadar kimyon ilave ediyorum. İçerisine bir çay kaşığı kadar tuzumu alıyorum. Şöyle yeterli olacaktır. Sonra güzelce bir karıştırıyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı neydi? Domates sosu. Yani rendelenmiş domates diyelim. Ekledim. Onu da güzelce bir 2 dakika kavuruyorum. Bu aşamadan sonra içine tavuklarımı alacağım. Biraz sıcak su ekleyip kapağını kapatacağım. Evet, artık tavuklarımı ekleyebilirim. Şöyle tavuklarımı şöyle güzelce ekliyorum. İç harcını beraber pişecekler. Şu suyunu da, kalan suyunu da tabii içine ekliyorum. En güzel yeri. Üzerine de kettle'ımızdan biraz sıcak su ekliyoruz. Çok fazla değil ama. Yarım bardak, bir bardak bile değil. Şöyle hareketlendirelim. Ve kapağını kapatıyoruz. 20 dakika, yarım saat kadar pişirelim. Tavuklarımız lokum gibi olduğu zaman tamamdır. Yemeğimiz 30 dakikadır pişiyor. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Şimdi tabağımızı alıp tadına bakabiliriz.
Gerçekten şahane lokum gibi oldu. Maşallah. Şunun güzelliğine bakın. Bakar mısınız? Lokum gibi. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olarak tüm tariflerime ulaşabilirsiniz. Ve böylece bana destek verebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Şahane.